Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve delta yüt konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında çözümlere başlayalım. Yukarıda bir kenar 30 cm olan ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki kalınlığı imal edilmiş araç krokisi gösterilmiştir. Evet 30 cm olan bir kroki arkadaşlar. Bakalım sorunun devamında ne diyor. Kroki, kre, kreko, çalıştırılıp şekil 1'deki gibi oluşan a üstü b c üzeri d karesinin alanı şekil 2'deki gibi a üssü a üzeri açısı 150 derece iken oluşan eşkenar dörtgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diye soruluyor. Arkadaşlar bunun bir kenarı 30'du. O zaman bu kare ise 30'un karesinden bunun alanı kaç çıktı? 900 çıktı. Hadi bunu bulacağız. Burası kaç? 30 e, eşkenar dörtgenin alanı bulurken köşegenler bizim için önemli değil mi? Evet. Köşegenler çarpımının yarısı olacaktı. Köşegenler aynı zamanda açı ortaya olacaktı. 150 derece ise buradaki açı. Bunlar kaç kaç yapacak arkadaşlar? 150 derece ise 75-75. Aa, burada bak köşegen işimize yaramadı. 15-75-90. Aa, yarayabilir ya. 15-75-90 alanda seviyoruz. 15-75-90'da şuradaki şöyle bir üçgen çıktı arkadaşlar. 15-75-90 üçgen çıktı burada. Şurası kaç? 30. H'a 4 H 4H yok muydu? Evet. Hocam burası H burası ne olacak? 4 H olacak. 4 H 30 sa H dediğimiz 15 bölü 2 olacak. H 15 bölü 2 olacak. O zaman bunun alanını ne olacak arkadaşlar? Ee, bu üçgenin alanından kaç tane var? Bakın bu üçgenin alanından 4 tane var. Yani 4 çarpı 30 çarpı üçgenin alanında 30 çarpı tabana ait yükseklikte 15 bölü 2 değil mi? 15 bölü 2 bölü 2 eşit. Şu bölü 4 yaptı bu da gitti. 30 ile 15'in çarpımı. Yani 30 ile 15'in çarpımı da kaç yapıyor arkadaşlar? 450 yapıyor. Evet buradaki alanda 450 yaptı. Şimdi buradaki ilk başta kalan 900'dü. 900'den 450'yi çıkartacağız arkadaşlar. O da kaç yapıyor? 450 yapıyor. İşte ilk alan ikinci alandan ne kadar fazladır diye soruluyor. O zaman cevabımız böylelikle Cehan çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda birim karelli zeminde S1 ve S2 bulundukları bölgenin alanlarının değerleridir. Arkadaşlar S1 dediği burası S2 dediği de burası. Şimdi o zaman şuraya bir A alanı diyecek olursam ben A artı S1'i bulabilirim. A artı S1 alanı nedir? Şuradaki dörtgenin alanına eşittir. E, buradaki dörtgenin alanı da taban çarpı tabana ait yükseklik değil midir arkadaşlar? Tabana ait yükseklik arkadaşım şu değil midir? Taban belli 1, 2, 3, 4, 5. Taban belli 5. Tabana ait yükseklik belli. Şuraya kadar olan kısım 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim. A artı S1 5 çarpı 4'e eşit. Yani 20'ye eşit. Peki A artı S2 neye eşit arkadaşlar? O da paraya kenarının alanı olduğundan dolayı taban çarpı tabana ait yükseklik. Yüksekliği de burada kaç birim? 2 birim. Tabanı 5 birim. Yüksekliği de 2 birim. 5 kere 2'den 10 çıktı. Bizden S1 eksi S2 isteniyor. Burada taraf tarafa çıkartacak olursak arkadaşlar A'lar gitti. S1 eksi S2 20 eksi 10'dan kaça eşit olacaktır? Direkt 10'a eşit olacaktır. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. ABC'de delta iti C ve CF boyunca katlandığında B ve D köşelerinin yeni yeri G noktası oluyor. Evet şunu şöyle katlamışız Bunu da böyle katlamışız. GC'de açısının ölçüsünden bahsediyor. Şimdi bakın bu simetri ekseni arkadaşlar. Simetri eksenini kullanacağım. Simetri eksenini nasıl kullanacağım? Hocam buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olacak. Simetri ekseninde şu açılar birbirine eşit. Hatta şu da açı ortay. Şunlar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Yukarısı beni ilgilendirmiyor ama olsun. Yine de simetri eksen olduğunu göstereyim. Şimdi katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit ya. E burada da üst üste binen şurada da şöyle bir açı da var. Ben şuraya A dersem buraya B dersem katlamada A artı B mi olacak arkadaşlar burası? Evet. E şu açıyla da şu açı birbirine eşit olacak. Burası A artı 2B ise burası da A artı 2B olacak. Burası da A artı 2B olacak. Çünkü şu açılar birbirine eşit. E burada da katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. E arkadaşım şuraya bakacak olursanız A'sı buradaysa tamamı A artı 2B ise bunlar da B, B mi yaptı? Evet. Şimdi GCD açısının ölçüsüne bakalım. 40 dereceymiş. G, C, D. A artı B ile A artı B'nin toplamı. Yani 2A artı 2B'yi kaç vermiş? 40 vermiş. Buradan A artı B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 20 buluruz. ECA açısı isteniyor bizden. E, C, A açısı isteniyor. O da A artı B yaptı arkadaşlar. A artı B'yi de 20 bulmuştuk. Yani cevabımız kaç çıktı o zaman? 20 çıktı. Üçüncü soru Akçay oldu. Geldik 4'e diyeceğim ama ÖSYM köşesi bir soru. Ne yapıyorsunuz? Uygulamadan bakıyorsunuz. Ben 5. soruya geçiyorum direkt. Şekil 1'de boyu 80 cm olan dikdörtgen biçiminde ekrana sahip. Monitörde sarı boyalı bölge eşkenar dörtgen biçimindeyken ekran genişletildiğinde dikey kenar uzunlukları değişmeden şu dikey kenar uzunluğu değişmeden şöyle bir durum oluyor. Şekil 2'deki gibi paraya kenar oluyor. Şuradaki genişlikler 20 birim 20 birim verilmiş. Şekil 2'deki sarı boyalı bölgenin alanı. Şekil 1'deki sarı boyalı bölgenin alanından 2000 fazlaymış. Arkadaşlar o fazlalığı ben şöyle bulabilirim. Ee, bunun alanı şöyle diyebilirim. Hani şuradan bir yüksekliği zaten buraya h diyecek olursam. Şu genişlik değişmiyor ya. Şuraya x diyecek olursam. Bunun alanı x çarpı h. Bunun alanı da x çarpı 40 artı h, 40 artı h deyip. E, şöyle x çarpı 40 artı h eşittir. X çarpı H artı 2000 deyip oradan bir ilişki bulabilirim. Ama aklıma daha kolay bir fikir geldi. Bakın şöyle yapabiliriz. Şu dikey uzunluklar değişmiyor ya. Yani şurada da ne yapmış? 20 santim 20 santim gelmiş. O zaman ben de böyle 20 santim 20 santim gelecek olursam. Şuradaki dikey uzunluklar değişmediği için. Hatta kırmızıyla çizeyim şunu. Dikey uzunluklar değişmediği için bu eşkenar dörtgenimiz hala aynı eşkenar dörtgen mi arkadaşlar? Evet. Hala aynı eşkenar dörtgen. Yani burası şuradaki eşkenar dörtgenle aynı. E fazlalık olan yer şurada kalanlar değil mi? Evet. Burada kalanları bulurken olayı bitireceğiz. Şu dikey uzunluklar değişmiyordu. Hocam buradaki alanlar yani şurası A alanı buraya da B alanı diyelim. A artı B alanı fazlalık alan yani 2000. O 2000 alanında neye eşit arkadaşlar? X çarpı taban çarpı tabana ait yükseklik. Yükseklikte zaten şuradaki mesafeyi 20 vermişler. Tabana ait yükseklik 20 yapmıyor mu? Evet. X çarpı 20 artı x çarpı buradaki tabana ait yükseklikte tabana ait yükseklik şöyle çizecek olursak arkadaşlar. Şurası da 20 değil mi? O da x çarpı 20. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 2000 eşittir 40 x'e eşit olduysa eğer şunlar sadeleşti. 200 bölü 4'ten x'i kaç buluruz? 50 buluruz. Evet X'i 50 bulduk arkadaşlar. Şu da bir eşkenar dörtgendi. Bunun bir eşkenarlığını kullanalım. Hocam burası 50, burası 50, burası 50, burası 50. E bunun tamamı 80'di. 80 ise tamamı buraya kaç kaldı? 30. Burası 90 derece. 3, 4, 5'in 10 katı. O zaman burası 40 çıktı. Zaten burası 27. Burası da 27. Toplam şu uzunluk kaç oldu o zaman arkadaşlar? Ee, N'in uzunluğu soruluyor bize. N'e eşit oldu o zaman. 20 artı 40 artı 20'ye eşit oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Diğer türlü de yapsaydık uzatırdık sadece. Ama bu şekilde sanki daha kolay bir şekilde çıktı. Cevabımız böylelikle 80 çıktı. Yani 5'in sorunun cevabı böylelikle denizli oldu ve ÖSYM tadında 3 testinde çözdük. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında 4 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.